Kriminella'dan herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Zehra. Bugün sizlerle yine yeni bir davada buluşmuş bulunmaktayız. Her zamanki gibi videomuza geçmeden önce birkaç kısa hatırlatmam olacak. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız ve kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Videoyu izledikten sonra bana destek olmak isterseniz de like atmanız yeterli. Şuraya Instagram hesabımı bırakıyorum. Dilerseniz bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu videoda bahsedeceğim her şeyi internet üzerinden buldum. Videoda bahsedeceğim herhangi birine saygısızlık amacım yok. Sizleri daha fazla oyalamadan bugünün konusuna geçiyorum. Ve Tammy Burns'dan bahsetmeye başlıyorum. Tam adı Tamara Donald Burns olan Tammy 15 Haziran 1964'te Donald ve Bonnie çiftinin kızları olarak Birmingham'de dünyaya geldi. Bildiğimiz üzere kendisinin iki tane kız kardeşi var. Birinin adı Holly, birinin adı da Raquel. Tammy hayattan zevk almayı seven, eğlenceli, tatlı birisi olarak tanımlanıyor. Çevresindeki insanlar genellikle ondan çok hoşlanırlar. Ailesiyle arası da gayet iyi. 1982 yılında Landerwall Lisesi'nden mezun oluyor ve mezun olduktan sonra kendisine verilen voleybol bursu sayesinde 2 yıl boyunca Central Wyoming Üniversitesi'ne gidiyor. Üniversiteden sonra farklı şehirlere taşınarak, çünkü gezmeyi seviyormuş, yeni yerler görmeyi seviyormuş, giyim mağazalarında çalışmaya başlıyor. Ve bu 4 yılın sonunda da Kaliforniya'ya taşınıyor. Kardeş de burada yaşıyormuş ve o dönemler bir restoranda çalışıyormuş ve restoranda kendisine yardımcı olan, daha doğrusu bir iş arkadaşı daha varmış. Bu adamın adı da Brad Ray. Kardeşi Brad ve Tammy'nin birbirlerine ne kadar uygun olabileceklerini düşünüyor her seferinde ve bir gün onları tanıştırıyor. Aslında zaten tanıştırma amacı aralarında bir şey olması. Ama bunu yaparken daha çok rastgele bir şekilde planlıyor. Ve gerçekten de ikili birbirlerini gördükleri zaman çok hoşlanıyorlar. Direkt aralarında bir elektriklenme oluyor. Tanışmalarından bir yıl sonra da Tammy hamile kalıyor. Tammy'nin hamileliği sonrasında çift evlenme kararı alıyorlar. Ve 1992 yılında da evleniyorlar. Evlilikten kısa bir süre sonra da kızları Hayley'i kucaklarına alıyorlar. Hayley büyürken Tammy ona sadece anne gibi değil, aynı zamanda bir abla gibi de davranıyormuş. Hayley tüm sırlarını Tammy ile paylaşabiliyormuş. Beraber yapmayı çok sevdikleri şeyler varmış. Beraber gezip beraber eğlenirlermiş. Ve en iyi arkadaşı gerçekten annesiymiş. Tammy aslında amaçladığı şeyi başarmış. Kızıyla gerçekten güven üzerine kuruldu. Çok güzel bir ilişkileri var. Babası Brad ise annesine göre daha sakin olduğu için her aktivitede onlara katılmıyormuş. Ama genellikle babasıyla da ilişkisi gayet iyiymiş. 2004 yılında aile yeni bir yere taşınıyor. Pierre diye geçiyordu burası. Buradayken Tammy Keymart diye bir yerde kendisine yarı zamanlı bir iş buluyor. Hem eviyle hem de işiyle ilgileniyor o dönemler. Eşi de yine benzer bir firmada müdür olarak çalışıyormuş. 2006 yılına doğru geldiğimiz zaman da Tammy ikinci bir işe daha giriyor. Keymart'ta vardiyası bittiğinde bazen bu yeni işine gidiyor. Bazen de orada vardiyasının olmadığı gün yine yeni işinde çalışıyor. Yani orada da part olarak çalışıyor aslında. Bu yerde yerel bir eczane. 8 Şubat 2006 sabahında Hayley babası tarafından uyandırılıyor okula gitmesi için. Hayley kalktığı zaman annesinin evde olmadığını fark ediyor ama işe gitmiş olabileceğini düşünüyor. Daha sonrasında babası onu okuluna bırakabilmek için aracıyla götürecek ve bu yüzden garaja gidiyorlar. Garaja gittikleri zaman annesinin aracının yerinde olduğunu fark ediyor ve bu Hayley'e garip geliyor. Eğer işe gittiyse aracını mutlaka yanına alırmış. Bu yüzden babasına annesinin nerede olduğunu soruyor ve Brad de birkaç güne dönecektir muhtemelen diyor. Bu aslında garip bir cevap ama bunun sebebine değineceğiz ileride. Hayley de az çok sebepleri bildiği için çok üzerinde durmuyor bunun ve okuluna gidiyor. Tammy'yi tek merak eden kişi onun kızı değil aslında. Günün ilerleyen saatlerinde Tammy'nin ailesi, kız kardeşleri ona ulaşamayınca merak etmeye başlıyorlar. Hem Tammy'nin cep telefonunu arıyorlar hem de ev telefonunu arıyorlar ve ulaşamıyorlar. Bir süre sonrasında Tammy'nin kız kardeşlerinden birisi Kmart'ta vardiyası olabilir belki diye düşünüyor ve işte olabileceğini düşünüyor. Bu yüzden Kmart'ı arıyor. Onlara Tammy Burns ile görüşmek istediğini söylüyor. Ama Tammy'nin işte olmadığını, vardiyasının olmadığını söylüyorlar. Bunun üzerine kardeş telefonu kapatıyor ama aradan birkaç dakika geçtikten sonra aklına şöyle bir şey geliyor. Tammy kız kardeşiyle konuşurken ona iş yerinde çok samimi olduğu birinden bahsetmiş. Bu kişinin adı da Brian. Brian oranın mağaza müdürü ve aklına belki de Brian Tammy ile ilgili bir şey biliyordur diye geliyor. Bunun üzerine tekrar Kmart'ı arıyor ve Brian'la görüşmek istediğini söylüyor. Konuşmasında Brian'a Tammy'nin yerini bilip bilmediğini soruyor ve Brian da bilmediğini, en son bir gün önce onu gördüğünü söylüyor ve belki de
burada vardiyası olmadığına göre eczanede vardiyası vardır. İstersen senin için eczaneyi arayabilirim diyor. Tammy'nin kardeşi de bunu kabul ediyor. Brian, Tammy'nin çalışmış olduğu eczaneyi arıyor ve oradan o gün orada da olmadığı bilgisini alıyor. Yani eczanedeki işine de gitmemiş. Bunun üzerine Brian dönüp Tammy'nin kız kardeşine olanları aktarıyor ve kardeşi de benim yerime polis ekiplerini arayıp haber verebilir misin diye soruyor. O farklı bir eyaletteymiş. O yüzden bu işlerin yürütülmesine polise yardımcı olması için Brian'dan destek istiyor. Brian da kabul edip hemen polis ekiplerini arıyor. Brian polis ekiplerini aradığı zaman Tammy'nin ortada olmadığını, ailesinin çok endişelendiğini söylüyor. Ve bununla ilgili sebep olabileceğini düşündüğü bazı şeylerden bahsediyor. Söylediğine göre Brian ve Tammy arasında sadece iş ilişkisi değil, aynı zamanda bir aşk da varmış. Beraberlermiş. Bu arada Brian da evli ve bir çocuğu var. Söylediğine göre belki de Tammy ve Brian'ın ilişkisi Tammy'nin eşi Brett öğrenmiş olabilir ve bunun için Tammy'ye zarar vermiş olabilir. Bundan bahsediyor polislere. Bunun üzerine kayıp bildiriminden birkaç saat sonra polis ekipleri hemen Brett'in yanına gidiyorlar ve ona eşinin kayıp ihbarı olduğunu ve kendisinin neden bunu yapmadığını, eşinin bir ilişkisi olup olmadığını bilip bilmediğini vesaire soruyorlar ve Brett de diyor ki ben onun bir ilişkisi olduğunu biliyorum ama kiminle ilişkisi olduğunu bilmiyorum. Eşim bazen bu kişiyle buluştuğu için eve gelmemesi beni çok da endişelendirmedi diyor. Ama 7 Şubat günü şöyle bir şey yaşamış. Saat akşam 10-10.30 civarlarında Tammy'nin arabayı park etme sesini duymuş ve bunun sonrasında camdan baktığında başka bir araçla bir adamla beraber yola çıktığını görmüş. Hemen o da evden çıkmış. Kendi arabasına binmiş ve takip etmeye başlamış bu arabayı. Ama daha sonrasında kendi aracında sıkıntılar çıkmış. Bu yüzden arabanın izini kaybetmiş ve eve geri dönmek zorunda kalmış. Polis ekipleri bahsettiği saatlerde gerçekten de yol üzerinde Brad'in arabasını görüyorlar. Takip ettiği araba hangisi bunu göremiyorlar ama Brad'in arabasını yol üzerinde görüyorlar. Bu yüzden onun ifadesi biraz tutarlı geliyor. Ve ikinci aşama olarak evlerine bir arama izni çıkartıyorlar, evi aramaya gidiyorlar. Evde dikkatlerini çeken şey şu. Garajda yerde kırmızı sıvı damlaları var ve bu damlalar Tammy'nin arabasının yakınında. Yani arabadan aşağıya doğru damlamış olabilir. Bu tabii ki ilgilerini çekiyor ve Brett'e bunun ne olduğunu soruyorlar. Brett'te böyle bir şeyden haberi olmadığını, orada kırmızı sıvı olup olmadığını bilmediğini veya neden olduğunu bilmediğini söylüyor. Arabanın içine bakıyorlar. Bu sefer de arabanın içerisinde inanılmaz derecede kimyasal koktuğunu fark ediyorlar. Yani temizleyiciler kullanılmış olabilir burada. Araç incelemeye gönderiliyor ve aracın içerisinde gerçekten Tammy'ye ait olduğu belirlenen kırmızı sıvılar çıkıyor. Yani DNA testi Tammy ile eşleşiyor bu sıvıların. Ve daha sonrasında Tammy'nin ailesinden de şöyle bir detay öğreniyorlar. Tammy aslında eşi Brett'ten boşanmayı düşünüyormuş. Bunu tüm aile biliyor. Kızları Hayley de biliyor bunu ve aslında Hayley'nin endişelenmeme sebebi de babası hani demişti ya onu birkaç gün sonra dönecektir. Annesi ve babasının arasındaki bozukluğu ve boşanacaklarını bilmesi. Aynı zamanda Hayley de annesinin bir ilişkisi olduğunu biliyormuş ama o da kimle olduğunu bilmiyor bunun. Bu gelen bilgiler ve araçtaki bulgular sonucunda Brett için bir tutuklama yapılıyor. Brett her seferinde olayla hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor. Kırmızı sıvılar hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve Tammy'nin sevgilisinin kim olduğunu bilmediğini söylüyor. Polisler tekrar tekrar onun sorgularını izliyorlar. Belki bir şey bulabiliriz, kaçırdığımız bir şey vardır diye. Ama her seferinde baktıkları zaman bir ipucu olmadığını görüyorlar. Brett bu dönemde tutuklu yargılanıyor ve tutukluluk sürecinde polislere diyor ki eğer Tammy'nin bedenini bulursanız benim masum olduğum ortaya çıkacaktır. Mutlaka orada izler vardır. Olaydan 2 gün sonra yani 10 Şubat'ta Tammy'nin bedeni bulunuyor gerçekten. Oturdukları bölgeden yaklaşık 10 mil kadar uzaklıkta böyle ağaç ormanlık diyebileceğimiz bir alanda bulunuyor. Ve bulunduğunda sırtından 5 kez olmak üzere toplam 37 ile 50 arasında konuşuluyor. Bir kesici alet darbesi aldığı fark ediliyor. Aynı zamanda boğazı da yine tahrip edilmiş kesici aletle. Gerçekten çok çok kötü durumda. Polisler beden üzerinde bir DNA bulmaya çalışıyorlar ama maalesef hiçbir şey bulamıyorlar. Bu süreçte Brad'in tutuklama süreci devam ediyor. O hala tutuklu olarak yargılanıyor içeride. Ve bir ay kadar geçiyor bu olayın üstünden. Sonra polislere bazı mektuplar gelmeye başlıyor. Bu mektupları yazan kişi söylediğine göre Brian'ın yani Tammy'nin sevgilisinin
kuzeniymiş. Bu kişi Brian'ın Tammy'nin hayatına son vermekle övündüğünü, çevresine bunu anlattığını, işte Brian'la Tammy'nin buluştukları yerlerin adreslerine, bazıları otelmiş bunların vesaire vermiş ve polisler bu mektuplar gelmeye başladıktan sonra bu yerleri incelemeye başlıyorlar. Gerçekten de Brian ve Tammy'nin buluştuğu yerler ortaya çıkıyor. Bazılarında kamera kayıtları var. Yani doğru bir bilgi. Daha sonrasında yine gelen bir mektupta şöyle bir şey yazıyor. Brian'ın üzüldüğü tek bir şey vardı. O da olay günü Tammy'ye CS'de bulunmuş ve içerisinde prezervatif unutmuş. Bunu düşündükçe çok üzülüyor. Çünkü siz bedeni ondan önce buldunuz ve içinde kalmış olmalı. Bu bilgi geldikten sonra polis ekipleri tekrar bir otopsi yaptırıyorlar adli tıbba. Çünkü ilkinde böyle bir şey bulunmamıştı. İkinci incelemede gerçekten de bir prezervatif bulunuyor Tammy'de ve bu prezervatifin içindeki DNA'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Gerçekten Brian'la veya polislerde DNA'sı olan herhangi biriyle eşleşecek mi diye. Ama çok tahrip olduğu için hiçbir şekilde biriyle eşleştiremiyorlar bunu. Ve sonra akıllarına şöyle bir şey geliyor. Hatırlarsanız Brett polis ekiplerine demişti ki eğer bedeni bulursanız orada benim masum olduğumu kanıtlayacak şeyler vardır. Yani bunu nereden biliyor olabilir acaba diye düşünüyorlar. Bu tamamen rastlantı da olabilir. Belki bunu yapan kişi bir iz bırakmıştır diye de söylemiş olabilir. Ya da gerçekten orada o prezervatifin bulunacağını bildiğinden de söylemiş olabilir. Bunun üzerine Brett ve Tammy'nin evine yeniden bir arama yapıyorlar. Bu aramada dolaplardan birinde bir kaset yani tape tarzı bir şey buluyorlar. Ve bu tape'i açtıklarında içerisinde Tammy ve Brian'ın konuşması geçiyor. Tammy Kmart'ı aramış ve Brian'la görüşmek istediğini söylemiş. İsim soyisim olarak vermiş. Ve daha sonrasında Brian'la görüştüğünde de işte sevgilim seni çok özledim, seni çok seviyorum gibi şeyler söylemiş. Bunu da kaydeden kişi ses uzaktan geldiği için muhtemelen Brett. Ve polisler Brett'in asla Brian'ı tanımadığını söylediğini hatırlıyorlar. Yani Tammy'nin sevgilisinin kim olduğunu bilmediğini söylediğini hatırlıyorlar. Bu da Brett'in polislere herhangi bir sebepten yalan söylediğini kanıtlayan bir şey. Bunun üzerine Brett'ten daha çok şüphelenmeye başlıyorlar. Ama yine de onun tamamen yargılanıp ceza almasını sağlayacak bir veri yok ellerinde. Bu yüzden olay yeri neresidir bunu tespit etmeye çalışıyorlar ve artık Brett'in şüphesi arttığı için muhtemelen evde gerçekleştiği düşünülüyor bu olayın. Ev içerisinde daha detaylı bir arama yapıyorlar ve bu arama gerçekleşirken hiç beklemedikleri bir yerden bir cevap buluyorlar kendilerine. Yine Tammy'nin bulunduğu yere daha yakın bir bölgede yine ormanlık çalıların olduğu bir yerde yatak çarşafı, yastık, yorgan, muşamba gibi şeyler buluyorlar ve bunların hepsinde kırmızı sıvı var. Bu bulguları hemen polisler DNA analizine gönderiyorlar ve bu analizden çıkan sonuca göre bunların üzerinde bulunan kırmızı sıvı Tammy ile tamamen eşleşiyor. Bu yastık, yorgan vesaire de Brett ve Tammy'nin evinden alınmış. Yani olay artık kafalarında kurgulanıyor. Kurgu şöyle. Öncelikle bu kaset Tammy'nin hayatını kaybetmesinden 4 gün önce kaydedilmiş. Yani Tammy ve Brian'ın konuşması olaydan 4 gün önce kaydedilmiş. Bu yüzden Brad'ın bunu kendisine yediremediği ve Tammy uyurken uykusunda ona kesici aletle zarar verdiği düşünülüyor. Daha sonrasında işte yatağa muşamba serip muşambayla beraber Tammy'yi alıp arabaya bindirip ormanlık alana götürdü. Sonra da evdeki tüm delilleri alıp ormanlık alana götürdü. Bu tahmin ediliyor. Brad'a bunu soruyorlar. Ve Brett her şeyi reddediyor. Kabul etmiyor hiçbir şeyi. Bu sırada yeni bir bilgi daha ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız Brian'ı suçlayan mektuplar gelmişti polis ekiplerine. Ve bu mektupları yazan kişinin Brian'ın kuzeni falan değil, bizzat Brett'in ikiz kardeşi Brett. Yani o nasıl okunuyor bilmiyorum ama biri Brett, biri Brett şeklinde ikiz bir kardeşi varmış. Ve bu kişi tarafından mektuplar yazılmış. Ona bunu yazmasını söyleyen kişi de yine Brett'miş. Hapishanedeyken onu görmeye gittiğinde kendisi bazı kağıtlara yazı yazmış ve onları gösteriyormuş. Brett de ikisinin gösterdiği şeyleri kağıda geçiyormuş. Daha sonrasında bunları mektup olarak düzenleyip polislere göndermiş. Bu da Brett'in suçlu olduğu yönündeki tüm kanıları tabii ki daha fazla artırıyor. Artık bulunan kanıtlar yeterli sayılabilecek konumda ve mahkeme başlıyor. Mahkemedeyken Brett bu sefer şöyle bir şey yapıyor. Herkesi şaşırtarak çıkıyor ve diyor ki bu olanlar için gerçekten çok üzgünüm ama size açıklayacağım
açıklamam gereken şeyler var. Evet, Temi bizim evimizde hayatını kaybetti ama bunu yapan kişi ben değildim. Bunu yapan kişi 13 yaşındaki kızımız Hayley'di. Söylediğine göre Hayley ikisinin boşanması konusunda travma yaşıyormuş ve aynı zamanda annesinin babasını aldattığını öğrendiği için de çok kızgınmış ona. Bu yüzden aslında birazcık da kendinden geçerek bunu yapmış. Bunu yaptığını bilme sebebi de aslında Hayley'i öncelikle kesici aletle annesinin odasında görmüş ve daha sonrasında kızının hayatı kararmasın diye delilleri gizlemede ona yardımcı olmuş. Bunları söylüyor. Bunu söylediği zaman Temin'in annesi Bonnie çok sinirleniyor ve diyor ki gerçekten bunu da mı yapacaksın? Bu suçu üzerine yıkmaya çalışmadığın bir tek evin kedisi kaldı. Artık yeter, suçunu kabul et diyor. Gözler Hayley'e döndüğünde Hayley ise diyor ki hayır, ben öyle bir şey tabii ki yapmadım. Ben annemi çok severdim. Babamdan daha çok severdim hatta onu. Ben babamı elinde kesici aletle vesaire görmedim ama çok garip bir şekilde olay günü evde gecenin bir yarısında çamaşır yıkadığını gördüm. Normalde zaten asla çamaşır yıkamaz ve neden gecenin bir yarısı çamaşır yıkasın ki? Ben bu olayda başka birinden de şüphelenmiyorum. Bunu benim babamın yaptığını biliyorum diyor. Tüm bu olanlardan sonra jüri düşünüp kararını veriyor ve Brad'in suçlu olduğuna inanıyor. Birinci dereceden yargılanıyor kendisi ve şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Kendisi şu anda hala cezasını çekmeye devam ediyormuş. Ona mektuplar konusunda yardımcı olan ikiz kardeşi Brett'e de 172 gün hapis cezası verilmiş normalde ama daha sonrasında Brett'in aleyhine tanıklık yapmayı kabul ettiği için bu cezası kalkmış. Yani çok az bir süre içeride kalmış ve daha sonrasında salıverilmiş. Hayley'e gelecek olursak Hayley'e büyüme sürecinde büyük anne ve büyük babası eşlik etmiş. Kendisi belli bir yaşa geldikten sonra da mağdur insanlara yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapmış. Sosyal sorumluluk projelerine vesaire katılmış. Bir de bir fotoğraflarını gördüm. Sanırım Temin'in bir torunu olmuş. Yani Hayley'nin çocuğu olmuş. Onunla beraber mezarlıkta bir resmi vardı. Sanırım çocuğunu anneannesini ziyarete götürmüş olabilir. Onun olduğunu düşünüyorum o çocuğu. Evet, benim bu davayla ilgili anlatacağım her şey bu kadardı. Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Benim için aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.